Günaydınlar. İzmir'e gidiyoruz. Efes Ultra'da 13 kilometre koşacağız Hatice'yle, Nina'yla, Semih'le ben. Eşlerimizi de aldık. Güzel bir İzmir hafta sonuna. Köpeklerimizi hem tatil hem koşu yapalım dedik. Bunu da bir çekelim. Hadi bakalım, yola çıkıyoruz. Saat yolculuğumuz bitti. İzmir'de Urla'da bir köy evinde kalıyoruz. Airbnb'den ayarlamış Yağmurlu Büşra sağ olsun. Sobamız var. Bir ev içini çektik zaten, onu görürsünüz. Yolu biraz anlatmak istiyorum, biraz köpekler açısından da. Hati arabaya, yola çok alışık bir köpek zaten. Semihlerin Nina birazcık nazlı bir kız olduğu için mide bulantısı yaşayabiliyordu kısa mesafelerde bile. Sabah olmamasını vermedi. Öyle yola çıktık. Bir sıkıntı yaşamadık. 5,5-6 saati buldu galiba, değil mi Semih? Evet. 5,5-6 saatte bir sıkıntı yaşamadık. Hatice'ye ben sabah 1 saat önce 6'da kalktım. 6'da mamasını, yarısını verdim. Ben genelde böyle yapıyorum. Size de böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Herhangi bir spesifik bir kusma, bulantı olmuyorsa köpeğinizle arabaya karşı. 1 saat önceden yarım bir mama verin ki böyle 6 saat, 8 saat yaz yolculuklarında köpek çok aç kalmasın uzun süre. O yüzden Nina'yı da eve gelince vermiş olduk. Ne oldu? Öğlen 12'de yedi. Normalde sabah haftasının 9'da yiyordu mamasını diyelim. 12 çok sıkıntı değil yani. Öyle geldik. Burada birazcık serbest bırakmayı çok hayal ediyorduk. Sevgili biz konuşuyorduk da. Ama pek bırakamayacağız gibi. Çok fazla keçi, horoz, tavuk var. Kanka. Beni kesmiyor. Biraz yani bizimkilerde av köpeği biliyorsunuz, biraz sıkıntı yaşarız diye düşünüyorum. Şimdi çıkıp bir yürüyüş yapacağız. Orada biraz gözlemleriz horozlara, tavuklara karşı bizimkilerin yaklaşımını. Bunun dışında başka böyle çoban köpeği falan görmedim. Bakalım. Gel! Aferin sana be! Evet size be! Bravo size be! Melih ustam, şu an ne yapıyorsunuz? Soba yapıyoruz. Pencere açık, neden? Duman geliyor. Evet, şöyle bir yere geldik. Perdix diye bir şarap evi. Kötü bir vlogger olduğum için bu ilk vlog denemelerimde her şeyi çekmedim, fark ediyorum. Ama kısa bir özet geçeyim. Bugün cumartesi. Sabahtan beridir dışarıdayız neredeyse. Sabah güzel bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra kalktık. Yollara vurduk kendimizi. Urla'ya gezelim dedik. O sırada eski bir öğrenci, Leyan'ın sahibi Onur abi, Urla'da olduğumuzu fark etmiş sosyal medyadan. Biraz azarladı. Neden gelip kahve içmiyorsunuz diye. Onlar buraya yeni taşınmıştı. Onlar bir kahve içti bahçelerinde. Leya, Hati, Nina, bayılarak koştular. Şimdi buraya geldik. Başka bir yer gitmek istiyorduk aslında. Vermeyelim şimdi ama hava bozarsa kapalı yere köpek alamayız dedikleri için bizi kaybettiler. Burası çok daha tatlı. Bakalım daha şaraplarını falan denemedik. Nasıl olacak? Nina'yı oturt abi, bu ne ya? Otur. Bekle. Yarın koşu olduğu için çocuklara mamayı iki kat veriyoruz. Sabah da yemeyecekler. Direkt koşuya geçeceğiz. O yüzden yarın öğlene kadar muhtemelen mamayı yemeyecekler. Hem enerji olsun diye hem de yarını sabaha kurtarsın diye. Hadi onu da yedi artık. Çift veriyoruz bu akşam. Zaten eve geldiklerinden beri yatıyorlar. Bugün de biraz bayıltmışız. Bakalım yarın koşacaklar mı? Ninacığım, koşacak mısın yarın? Al. Seni şatasın. Hadi. Sen? Selamlar. Sabah çok erken kalktık.
Bir de acele ettik, o yüzden video çekemedim. Biz buraya birazcık uzak bir yerden ev tutmuşuz. O yüzden 1 saat 15 dakika, 1 saat 20 dakika yol gösteriyordu. Altına kalktık, bir güzel kahve yaptık. Hızlıca çantalarımızı hazırlayıp çıktık. Sağ olsun eşlerimiz de bizimle geldiler. Burada şimdi bir yerde kahvaltı yapacaklar. Demelim. Kitlerimizi aldık. Şimdi sabah Semih'cim sağ olsun Lekant'ı şat almış bize. Onları attık. Bir yulaf karışımımız vardı. Onu yedik koşudan 1,5 saat önce. Köpeklere mama vermedik. Koşudan sonra yiyecekler. Çok enerjik Hatice, Mina'da. Bakalım güzel bizim birlikte koşacaklar. Şimdi bana yardımcı olur musun? Bitirdik. Çok iyi bir derece yaptık. 1 saat 10 dakikanın altında galiba. Daha bakmadık sonuçlara. Koşuyla ilgili hızlıca biz size tavsiyelerde bulunalım. Semih kardeşim şöyle bir tasma ve bizim için de Kemal bu internetten. Nonstop Dogwear diye bir marka. Mükemmel. Köpeğin size daha iyi çekmesini sağlıyor. Daha rahat çekiyor. Hiçbir yerinde takılma etme olmuyor. Bizimkiler de çekmeyi yavaş yavaş arttırdı. Öğrendiler. Sizin için de koşucu içinde çok rahat, tam böyle fotonun üstünden, kalçadan bir çekme hissi veriyor. Bir şeyler koymak için ekstra aparatları falan var. Telefon için ekstra şakırla bağlayabilirsiniz. Biz çubuk falan koyduk koşuda. Güzel bir koşuydu. Tırmanış falan yoktu. Benim için çok iyiydi. O yüzden rahat geçti. Çocuklar için de ara ara böyle çamurlu yerler vardı ama bir geyik koşusu kadar değildi. Farklı açıkçası. Asfalt geçişleri falan çoktu yani. Başka linkini falan koyarız açıklamada. Evet, selam tekrar. Eve geldik. Bir duşa girdim, Hati'yi yıkadım. Şimdi oturdum bilgisayara, çektiğimiz videoları Emir'e atacağım. O da size bu, şimdi kadar izlediğiniz muhtemelen kurguyu yapacaktı. Şimdi genel bir toparlayayım istedim. Bu hafta sonunu size neden vlog olarak çektim? Öncelikle köpeğinizle bu tarz aktiviteleri yapmaktan çekinmemeniz için, sizi cesaretlendirmek için bu tarz videoları yapmaya çalışıyorum. Yapmaya da çalışacağım. Çok böyle ünlü YouTuber, vloggerler gibi yapamamış olabilirim. Çok anlatım vesaire yapamamış olabilirim ama zamanla daha iyisini, daha güzelini yapacağım muhtemelen. Şimdi ben size bir özet geçeyim. Biz Hati ve Nina ile bu hafta sonu neler yaptık? Şimdi geldiler eve, bayıldı zaten. Muhtemelen 2-3 gün kendine gelemez. Cuma günü bir yol yaptık. 6 saat zaten yoldalardı. Nina biraz Hati'yi darladı. Kuzum kendi yattı. Hati ayakta geldi bagajda. Ondan sonra İzmir'e gittik. Akşam yemek vesaire. Çok güzel bir köy evindeydik. Orada biraz açabildik de açma imkanı da bulduk. Çok horoz tavuk vardı. Kaldığımız yerde açmadık da biraz yürüyüş yaptık seninle. Orada açtık. O gün öyle ateş başında, soba başında onlar da dinlendi. Biz de dinlendik. Geçti. Sonra ertesi gün akşama kadar bizimle birlikte bize eşlik ettiler. Yanımızdalardı. Ondan sonra tekrar köyüne döndük. Bayıldık diyeyim, yatmadık. Ertesi sabah da 6'da kalktık. Koşuya doğru yola çıktık. Sonra da koştuk. Çok güzel koştular. Bizden daha güzel bir performansla koştular. Ben biraz yoruldular mı acaba, çıkartamazlar mı diyordum ama çok güzel koştular. Koşuda çok güzel insanlarla tanıştık. Çok herkes sizin ilgisini çekti. Köpekle koşuyor oluşumuz. So now he's gonna make publicity for us. It's officially you are robbing me. Bir bizi Ramitör Doka hesabımızı takip eden bir hanımefendi 27 km koşmuş. Bir de daha önce koşulardan tanıştığımız Jack, köpeğin adı Taner, övüncü Taner. O da 42 km koştu. Vallahi tebrik ediyorum onları. Ben zaten koşamam muhtemelen ama Hati de koşamaz diye düşünüyorum ama biz de Semih'le kendimize söz verdik. Bir sonrakinde 17, 22, 27 gibi hedeflerimizi yükselteceğiz. Övüşlü ve Jack'te de bir YouTube videosu yapmak istiyorum. Yazıştım. Daha da bir konu belirleriz. Tecrübelerimi çok merak ediyorum. Bu şekilde yani lütfen sizler de köpeklerinizi hayatlarınıza katabildiğiniz kadar katın. Gittiğiniz her yere, köpek kovuyan yerlere gidin. Köpek kovuyan yerlere gitmeyin zaten. Onları da dahil edin. Çok daha keyifli, çok daha güzel zamanlar geçireceksiniz. Ve onlar için çok daha güzel anılar biriktiriyor olacaksınız.
İzlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Siz de yaptığınız etkinlikleri lütfen yorumlara yazın. Beraber bir şeyler yapmak isterseniz her türlü teklife açığım. Önümüz tatil, yaz. Her yere davet edebilirsiniz. Gelmek isteriz, geliriz. Beraber kamp yaparız, beraber aktiviteler yaparız. Her türlü etkinliğe dediğim gibi açığım. İyi haftalar diliyorum size. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen es geçmeyelim. Bay bay.